aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çaban yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Başka emrim vardır yeni gelin. Tamam uzatmayın artık. Ya bakın sizi saygısızlık etmek istemiyorum ama ya bu yaptıklarınızı bir türlü anlamıyorum. Ya koskoca adamı kendi evinde kilit altında tutuyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok ki. Kim demiş? Tamam tamam bak kızım. Senin düşman saydığın herkes Hazar'ın iyiliğini düşünün yavrum. Anladın mı kızım? Anlamadım. O zaman ben sana şöyle anlatayım kızım. Benim abim, sizin ağanız. Yaylaya niye gönderdi Hazar'la seni? Bilmiyorum ama balaya da göndermediği kesin. Daha çok sürgün edildik gibi geldi bana. Sen eyle san. Biz Hazar'ı korumak için duranlar Hazar'ımın başına bir iş açmasın diye eyle yaptık kızım. Kanımı da kimse hesaba katmadı. Siz öyle el üstü el yayılın. Her şey kanımın başına gelsin. Duranlar durmaz ki ama. Onların kanına derdi yok ki. Onlar Hazar'ı istiyor. Ama bunun yolu hapsetmek mi? Kızım, burada töre, namus her şeyden önce gelir. Var sen düşün artık. Bugün kanı kaçıranlar yarın Hazar'a kim bilir neler yapar ya. İyi ama dağ başı mı burası? Evet. Ya kanun var, nizam var. Bak hala atarlanın ya, hala atarlanın ya. Tutmayın beni. Tutmayın ya, tutmayın. Aşık olduk, evlendik diye yapmadığınızı bırakmadınız. Suç mu işledik ha? Adamı öldürdük. Neyin bedelini ödetip duruyorsunuz? Neyse cezamız verin de kurtulalım artık be. Oy be seni kurtaracağım. Koş Bella, koş. Ya sonra varım. Ömür yakala.
Açın şu kapıyı bak. Dışarıda kıza bir şey oluyor. Yok amcam, kavga ediyorlar sadece. Bu yeterli bir sebep değil mi? Değil tabii. Öldürecek halleri yok herhalde. Yazar! Öldürecekler beni. Bu öldürmek ne kelime? Parçaparça edeceğim seni. Ana! Ana sana diyorum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bak Bella'nın kılına zarar gelirse bunu senden bilirim. Benden bil zaten. Benden bil. Benden başka kim öldürecekmiş onu? Öyle ya da böyle çıkacağım ben buradan. Bak karımın kılına dokunursan beni karşında bulursun. Duydun mu ana? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet tehdit ediyorum. Asiye yeter artık ya. Sesimiz komşu köyden bile duyuldu. Bir sessizlik, bir adap ya. Ama duyarlarsa duysunlar ya. Benim bu şoma bu karı yüzünden içeride dur. Kalkmış hala çarpık bacaklıyı koruyayım. Gel kız buraya. Asiye! 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 Yeter artık dedim ya. Yeter. Düş önüme. Düş önüme Asiye. Düş önüme. Düş önüme. Asiye yürü ya. Bir yürü, yürü ya. Yürü ya. Yürü, yürü. Gel hadi gel. Odana gidelim. Bu nedir ya? Ya 40 yılın başında şöyle güzel bir yerli dizi izleyelim dedik, ona da sansür koydular ha. Biraz aksiyona açık olun. Ne oldu? Öldürdüler mi? Allah'ım sen yardım et bana. Hiç kimse bir delilik yapmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi evin etrafını kuşatın. Bizden habersiz dışarıya kuş dahi uçmayacak. De hadi. Arana! Hem arana! Çık dışarı lan! Ulan sen adam kaçırmayı erkeklik mi benliyorsun? İnsafsız! Aha geldi seninki. Vallahi geç bile kaldı. Of! Annemlere kızma. Onlar da abimin başına iş gelmesinden korkuyorlar. Ama neden her şeyi kendileri çözmeye çalışıyorlar? Onu bir türlü anlamıyorum. Ya hak var, hukuk var, polis var. Baban Hazar'ı kitlemek yerine neden duranlara şikayet etmiyor? Buralarda işler sizin oralardaki gibi yürümez. Hem koskoca aşiret ağası çocuk gibi şikayet eder mi hiç? Tamam, o etmesin o zaman. Ben ederim. Ne yapıyorsun? Polis arıyorum. Arayamazsın. Nedenmiş ya? Birincisi burada polis yok, jandarma var. Ben de jandarma ararım o zaman. Olmaz. Aşiretin bütün erkekleri silahlanıp duranlara gitti. Şimdi ararsan hepsini içeri tıkarsın. Daha iyi işte. Ne kadar silah varsa hepsinden kurtulmuş oluruz. Yenge. Ya hiç değilse gelip Hazar'ı çıkartırlar oradan. Yapma lütfen ya. 156 jandarma buyurun. İyi günler. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Buyurun dinliyorum. Benim kocamı hapsettiler. Nereye? Amcasının odasına. Öz amcası mı? Evet, amcasının odasına. Babası kilitledi. Ne kadar oldu peki? Ya bir iki saat falan olmuştur. Hanımefendi, jandarmayı oyalamaya utanmıyor musunuz? Hayır. Oyalamıyorum sizi. Doğru söylüyorum. Ya bakın. Benim kocama abisi yanında gitmek istedi. Ama babası da izin vermiyor. Hanımefendi evcilik mi oynuyoruz burada? Evcilik falan oynamıyoruz. Nedir peki? Anlatamadım galiba. Ha? Şimdi biz evlendiğimizde aslında benim kocam biri... Bir daha 156'yı ararsanız ailenizle görüşmek zorunda kalacağız. İyi günler. İnanmadı bana. Bir daha 156'ını ararsam annemle babaya şikayet edecekmiş beni. Tabii ya. Yine kimi arıyorsun? Devletin de kendisine. Alo, Bella. Alo, baba. Önemli bir şey için aradım seni. Ne oldu kızım? Dönmek mi istiyorsun yoksa? Yok. Öyle bir şey değil baba.
Kocama zorla kapattılar burada. Anlamadım. Zorla mı kapattılar? Kapatmak ne demek? Kızım kim kimi nereye kapattı? Kim seni kapattı Bella? Ne? Bella'yı mı kapatmışlar? Bak bir de bana yalan söylüyor, gördün mü? Anne, beni değil kocamı. Bak hala o keçi çobanını koruyor. Kız sen niye böyle yapıyor Bella? Hiçbir şey yapmıyorum anne. Hem sen evlatlıktan reddetmemiş miydin? Babama verir misin telefona? Evet ettim, reddettim. Kızın seni istiyor. Alo kızım, neredesiniz siz? Konaktayız. Neredelermiş? Konakta. Ah! İzmir'e ne ara gittiler? Siz ne ara gittiniz İzmir'e? İzmir'e kaçıyor musunuz yoksa? Kaçmıyoruz baba. Daha doğrusu istesek de kaçamıyoruz. Dayan kızım. Metin ol. Seni kurtaracağız. İlk uçakla İzmir'e geliyoruz. Ne İzmir baba? İzmir'e niye gidiyorsunuz? E kızım sen öyle dedin ya konaktayız diye. İzmir konak değil baba. Adana konak. Adana konak. Bak şu işe. Adana'da da konak varmış ya. İlk kez duyuyorum. Kapat şu telefonu baba. Kapat. Peki kızım. Kapat dedim. Sen de kapattın öyle mi? Ağam. He. Bu sessizlik içeri halamet değildir ha. Musa'da buyur dümdüzedek burayı. Baran! Ulan çık dışarı! Yoksa benim başına yıkacağım! Yapar ha. Ha yapar yapar. Bunu sen istedin lan! Benden günah gitti! Cemil! Buyur lan! Getir lan şu Allah'ın cezasını! Kaçın lan! Ya Allah! Bismillah! Adam sana söyledi, erkek gibi çık dışarı konuşalım demiş. Lan yıktı ortalığı, yıktı. Üstü canım peyzaj be. Anlaşacaksın bu gidişle mermilere kafa atacaksın galiba dayı. He he, kalk ben de sana atacağım. Yürü abi, yürü, yürü. Dayı. Merhabalar memur bey. Bir şikayetimiz var. Neden şikayetiniz var? Kızımı Ali koyuyorlar sinyor Mamur bey. Kimler? Kızımın kocasının babası. Daha doğrusu kocası olacak keçi çobanı. Keçi çobanının kocasının babası karısını Ali koyuyor yani. Öyle mi? Evet. Size ne bundan? Ne demek size de şikayetçiyiz Mamur bey, şikayetçiyiz. Bu keçi çobanı sizin neyiniz oluyor? Neyimiz olacak bizim keçi çobanı? Hiçbir şeyimiz olamaz bizim keçi çobanı. Hanımefendi, madem bir şeyiniz olmuyor, ne diye şikayetçisiniz elin çobanının keçisinden? Keçisinden değil de benim, babasından. Kimin babasından? Keçinin mi? Ya memur bey, keçiyi nereden çıkartıyorsunuz Allah seversen? Ben çıkartmadım efendim, siz çıkartıyorsunuz keçiyi. Tamam, o zaman keçiyi çıktığı yere geri sokalım. Bence de sokalım. Ama keçiden önce sizi bir içeri sokalım. Aa, o ne diye? Bir daha görev başındaki memurla dalga geçmeyin diye. Devrem, Ali Rıza, alın bunları. Alın bunları mı? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Alın, alın, alın. Pardon, telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Buyurun. Buradan değil, özel. İşte cepten. Yetti mi lan? Yetti mi? Yetti enişte, yetti. Allah'ıma, Kur'an'ıma yetti ya. Ha şöyle. Gel de bir gül cemalini görelim. Dayıcığım sana diyor, çıksana arkamdan. Lan dur oğlum dur, görmeyeyim mi adam fıttırmış. E oldu mu şimdi böyle? Hazara kızıyordun, abinin arkasına saklanıyordun diye, ne oldu? Lan o başka, bu başka lan. He, erkeklik bir yere kadar diyorsun yani. Yürü abi, yürü, yürü.
Sen bence direkt geri bas dayıcığım. Bak bak, babamın gözleri hiç iyi bakmıyor ha. Tamam lan, yavaşlayak dur hele. Gel gel. Eniştem! Ablamın canı! Bak görüyor musun? Bizden kimse meydanda yok. E niye yok hele bir sor? Niye yok? Ben öyle emrettim. Kimse bir delilik yapıp da enişteme kurşun sıkmasın dedim. Şimdi mi hatırladın lan enişten olduğumu? Enişte ayıp ediyorsun ha. Ben hiç unutmadım ki hatırlayayım. Elindeki Allah'ın cezasını bırak da rahat konuşsak ya. Sen onu benim oğlumu kaçırırken düşünecektin. Ne? Ben... Ne kaçırması ya? Ben yeğenime dedim ki, yeğenim gel hele dedim, oturak dedim, işi varmış. Gönlü de yoktu, ısrar ettim biraz. Israr etmenin adı kaçırmak mı oldu? Teessüf ederim enişteme bak. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun öyle mi? Bari bir halt yedin arkasında dur. Ya tamam durayım, kaçırdım. Yani tamam. Enişte bir halt ettim işte, sen etme. Gel içeride konuşak adam gibi. Benim oğlum, iyi misin? Bu el sana bir şey yaptı mı? Yok babacığım, ne yapacak? Zaten dayımdır. Aldı getirdi beni buraya. Konuştuk, bir şeyler anlattı falan. Malum çok dertli ya. Bana ne lan onun derdinden? Söyle şimdi. Kaan'ımı bırakıyor mu yoksa yarın bıraktığım işi bitireyim mi? Ne bitiriyorsun enişte? Al 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 oğlum al. Ben bunun hesabını daha sonra göreceğim. Hazır şu hesap mevzu açılmışken, içerideyken dayımın bana çok ilginç bir teklifi oldu. Sen de bir dinlesen diyorum. Ben teklif meklif dinlemem. Kimseyle pazarlık etmem. Aşağı enişte ne pazarlığı ya? Hayırlı bir iş için konuşacağız. Babacığım bir dinlesen be ha. E vallahi izin ver bir anlatayım baba be. Aman enişte. He? Babacığım sen şu dayımı bir dinle ya. Şu tatsızlık bitsin artık be. Bak benim hatırım için, anamın hatırı için daha yeni kaçırıldım ya. He be enişte. Hem bak bu teklif iki aşiret arasındaki düşmanlığı ebediyen bitirebilir. Yok beğenmedin yaparsın yine mermi manyağı dayımı. Ya haydi anlat bakalım neymiş derdin. Vali Bey'i aramanıza hiç gerek yoktu Kamil Bey. Direkt bana da gelebilirdiniz. Neyse, anlatın bakalım. Kızınız nerede alıkonuldu? Evlerinde. Peki kızınız kaç yaşında? Reşit mi yani? Reşit. Benim kız üniversite yeni mezun. Peki ne zamandır haber alamıyorsunuz kendisinden? Kamil, bir saat oldu biz kızla konuşalım. Ha? Evet. Darp edildiğine dair herhangi bir şeyden bahsetti mi size? Kamil, herhangi bir şeyden darp etti diye bahsetti mi? Yok yok, öyle bir şey yok. Yok, söyleme öyle bir şey. Yok, öyle bir şey olmamış. Ama Mamur Bey, ben eminim kaçı çobanı kesin darp etti benim kize. Keçiyi karıştırma istersen. Ne demek keçiyi karıştırma? Ben ne istersem onu öyle karıştırırım. Dünyayı bile karıştırırım ben. Kim bilir benim kız şimdi ne halde? Hanımefendi, bakın anladığım kadarıyla 18 yaşını doldurmuş kızınız şu anda evinde kocasıyla birlikte. Ya üstelik darp edildiğine dair herhangi bir şey de söylememiş size. Daha yeni konuşmuşsunuz. Vallahi bu durumda buraya gelip kendisi şikayetçi olmadığı sürece biz bir şey yapamayız. İyi de komiser bey, zaten kızımızın evde alıkonduğunu söylüyoruz. Bu şartlarda oradan gelip nasıl şikayetçi olsun yani? Çok saçma. Vallahi orasını ben bilemem. Nasıl bilemezsin? Sen bilemezsen, ben bilemezsem orasını kim bilecek? Ben sorarım sana kim bilecek? Nerede bu devlet? Nerede bu devlet? Nerede? Burada. Temsilen de olsa size bakıyor. Ve siz nerede diye sordunuz o devletin malının üstünde tepiniyorsunuz şu anda. Müsaadenizle ben şu tel size bir uzanabilirsem rahatlatacağım sizi. Affedersiniz komiser bey. Ben ikinci telefon hakkımı kullanabilir miyim buradan? Benim cep telefonum evde kalmıştı ondan. Tabii tabii buyurun Kamil Bey. Bu sefer kimi arayacaksınız? İçişleri Bakanı'nın. Haliyle evet. Çünkü hiyerarşik ve bürokratik olarak sıra kendilerinde, çok haklısınız. Oğlum Ali Rıza alın bunları buradan. Alın bunları misafirhaneye alın bunları. Misafirhane nere? Anlamıyorum ben. Madem sorun bürokratik, sen bürokrat değil misin? Neden çözemiyor bu sorun? Ne alakası var bürokrat kimliğimle şimdi? Çok alakası var. Sen bu memleketin koskoca büyükelçisi olarak onca savaşı, onca krizi önledin. Bacak kadar kizinin kocaya kaçmasını önleyemedin. Yazıklar olsun sana. Koca bürokrat olmayı bildin,
bir güzel baba olmayı bilemedin. Tövbe estağfurullah. Ya babalığımı ne karıştırıyorsun şimdi yahu? Karıştırırım. Çok güzel karıştırırım. Böyle bir güzel büyük baba gibi kut elini masaya vuramadın. Kızın kaçı çobanına kaçmasını engelleyemedin. Senin yüzünden. Kızın sevdiği çocuğa keçi çobanı, keçi çobanı diye diye... bak kırkılmış keçilere döndürdün bizi. Ayakkabı bağcıklarımıza kadar aldılar. Ama göreceksin sen Kamilla Hanım. Göreceksin. O el o masaya nasıl böyle küt diye vurulur da... nasıl ses çıkartılır göreceksin. Öyle konuşmakla olmuyor. İcraat lazım, icraat. Ne icraatı? Arayın efendim, arayın. Orduyu arayın. Evet ya. Memur Bey! Memur Bey! Ali Rıza Bey! Üçüncü telefon hakkımı kullanabilir miyim efendim? Kız Nazgül, şöyle bol şekerli bir kahve yap da içelim. He ana, şöyle güzel bir keyif kahvesi yapayım da ağzımız daha çok tatlansın. Ya benim aklım hafsalam almıyor. Ağamlar neredeyse harbe gitti. Sizin bir zil takıp oynamadığınız kaldı. Neden? He, neden? Ya nedeni şu. Kaan, Baran'ın yanında gayet iyi. Yani bu mevzu sizin bildiğiniz gibi mevzu değil. Ya Möteber abla anlat, biz de bilelim neymiş mevzu. Ya Baran'ın Kaan'ı kaçırması bir oyundu. Yani işleri lehimize döndürmek için ufacık bir oyun oynadık o kadar. Nasıl yani? Ya bana Allah'ça anlat şunlara da rahatlasınlar. Baksana çipil çipil bakıyorlar. Kız, sen de mi işin içindeydin? Ben de diyorum, bu neden böyle gamsız kedersin? Ya Möteber abla, vallahi az değilsin ha. Beni bile kazar getirdin ya. Ya bazen küçük oyunlar oynamaktan korkmayacaksın. Ama bu seferki biraz büyük oldu galiba. Ağamın gözlerini görmedin mi? Ateş saçıydı. Adam silahını kuşağında harbe gitti resmen. Silahlar konuşacak bu sefer. Yok. Şeytan azapta gerek. Yani bela ne kadar büyük olursa... belanın da derdi o kadar büyük olur. Kız resmen günah keçisi oldu ya. Ya Asiye bile bela gelinin üzerinden nasıl saldırdı? Yani bir taşla daldaki bütün kuşları vurduk. Hani olsun ki. Ah Türkmen abla, ah sen beni bir tutmayacaktın ki onun saçını başını iyice bir yolacaktım ben. Daha nasıl yolacaktın Asiye? Ha? Daha nasıl yolacaktım? Kuşa çevirdin ya karı bana. Hay maşallah, sen de hep onun tarafını tutuyorsun ha. E tutmayacağım da ne yapacağım? Olanır olmuş bir kere. Abim de kabul etti gelin olarak. Daha bazı söz söylemek düşmez ki. Bence siz de kabullenirse eziyet edersiniz. Etmeyeceğim. Ölürüm de etmez. Niye etmeyin Asiye? Ha kurban oldum. Bir anlat hele ki ben de anlayayım. Niye etmeyin? Kız. Yoksa sen de Dilan'ı mı istiydin gelin olarak? Tövbe. Allah yazdıysa bozsun ya. Ben o kızı ilk gördüğüm günden beri hiç sevmeye duydum da... ağama söz geçiremediydim. Ah, ah. Ben aslında Uşan'la bizim oralarda. Karadeniz'den bir kız almayı istemiştim. Hem bağda bir can yoldaşı olurdu. Ben de buralarda bir başıma kaldım. Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Sen oğlana sizin oralardan birini bulduydun değil mi? He bulduydum vallahi abla. Ya Hüsnü yok mu benim büyük bibimin kızı? Ay gül damlası gibi kızdı ha. Hayırdır ne var ne geldin? Gitsene çok sevdiğin yengenin yanına hadi. Anne bir dur artık ne olursun. Ya kıza yapmadığınız eziyet kalmadı, gıkını bile çıkartmadı. Bir dövmediğiniz kalmıştı, bugün onu da yaptınız. Oh, ellerime sağlık. Az bile ettik. Onu buralara gelmeden önce düşünecekti. Gerçekten inanamıyorum sana anne. Bağ bak şirin defol git. Beni üstüne sıçratma kız. Yürü git. Bir de sağlığı saf vereceğim ya. Yürü. Kızım, ananın keçilerinin gitmesine kısa bir süre daha var. Sen en iyisi mi git, yengeye mukayyet ol. Haydi yavrum, haydi. Yürü Ayşe. Aa, bir siz eksiktiniz, siz de geldiniz, tamam olduk. Hayırdır, dalga geçmeye mi geldiniz? Ha Asiye ne yapak? Ateşin başına vurduydu, motorun soğudu mu bak hak dedik. Bozulursa çok üzülürüm.
Ve ben seni şimdi bir bozarım. Ya bunun da gücü ancak bana yetti ya. Gel kız buraya. Fındık faresi. Gel. O seni var. Seni... Ay çıkarttım. Al tepe tepe kullan Asiye. Bu konakta da kimseye güven olmuyor. Ayşecim. Şimdi kim olacak senin yolunda? Gitmen ablam. Gitmen ablam. Vallahi bana güvenme, ben tarafsızım. Senin ismi? Kaç! Gel kes buraya. Allah'ın cezası Fındık faresi. Allah. Görürsünüz siz. Ya delirdin mi oğlum sen? Evet delirdim. Beni siz delirttiniz. Ya şu kapıyı açın ya da yakarım hepimizi diri diri. Şişt, sana bir şey söyleyeyim mi? Yeğenlerim içinde en sevdiğim an bu. Hızlı ve öfkeli. Aynı ben. Vallahi yakıyorum amca. Bak ya açın şu kapıyı ya da atarım kendimi ateşe. Ya atma oğlum atma dur. Ben seni söndürürüm. Korkma oğlum korkma. Güzel oldu böyle ha, söndü. Bu yaptığını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım amca. Unutmayacağım! Hala vallahi engel olamadım. Jandarmayı aradı, anasını babasını aradı. Tutmasaydım kim bilir kimleri arayacaktı. Sinirlenmeyeceğim. Sakin olacağım. Kızım. Sen niye böyle başa buyruk işler yapıyorsun yavrum? Ha? Asıl siz niye bunları kocama yapıyorsunuz? Üvey evlat mı? Ha? Kızım sen ne biçim konuşuyorsun ya? Hazar bizim canımız, Hazar bizim ciğerimiz, evladımız. Biz ne yapıyorsak onun iyiliği için yapıyor yavrum. Böylelik mi olurmuş canım? Yenge, biraz sakin olsan. Hazar'ım kara zindanlardayken nasıl sakin olurum? Kızım bak sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum ama sen apır sapır konuşup benim sinirlerimi bozuyorsun. Dön bana, dön bana anlatacağım. Bak şimdi, Kalender ağanla Kaan abin başına hiçbir iş gelmeden sağ salim buraya gelene kadar Hazar oradan çıkamaz. Eğer Hazar oradan çıkarsa yanlışlıkla başına bir iş alabilir. Yani ben daha sağ nasıl anlatan bilmeyeyim ki. Ama benim kocan orada yapamaz. Yakıyamam ona. Kalk kız kalk. Bu hiçbir şeyden anlamıyor. Yürü kız, yürü biz gidelim. Telefonu da al bunun elinden. Orayı burayı aramasın. Haydi. Ya siz niye kapıyı kilitlediniz? Şirin, Türkmen hala. Ya korkmayın, kaçmam ben kocama bırakıp. Bizim korkumuz senden değil kızım, kaynanandan. Gelip de yine saçını başını yolmasın diye. Haydi kızım haydi. Allah'ım kitlenmişse miydik acaba? Haydi kızım. Hak yok mu? Hukuk yok mu bu konakta? Hazar! Kurtar beni! Sana diyor. Bana mı? Asıl sen beni kurtar aşkım. Benim umudum sendin. Aşkım, bana da acımadılar. Vurdular üstüme kilidi. Nasılsın, iyi misin aşkım? Sen beni düşünme mü? Asıl söyle, sen nasılsın? Ben burada çok iyiyim aşkım. Ben de burada çok iyiyim. Aç mısın? Açıkta mısın? Sağ olsun amcam bana burada iyi bakıyor. Hem ben yemek yemek düşünmüyorum ki. Ben de
biliyor musun? Bir tek seni düşünüyorum. Canım aşkım benim. Aşkım, bir tane. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum, bir tanem. Ya başlarım lan sizin aşkınıza da, sevdanıza da, ızdırabına da. Ya benim oğlum cam derdinden siz aşk meşk. Girin içeri de haydi. Akşam olur karanlık kalırsın. Akşam olur karanlık kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Tam kavuştuk derken ayırdılar bize sevgilim. Oysa daha doyamamıştım bile sana. Sen kimsin? Şirin. Seni burada böyle bırakacağımı düşün. Bu sarılma kısmını kocana bıraksın. Efendim? Akşam akşam niye geldim sanıyorsun buraya? Seni abime götüreceğim. Ne dedin, ne dedin? Seni kocana götüreceğim dedim. İyi de nasıl? Düştüğüm durumlara bak. Abim kaçırılmış. Benim gidip onu kurtarmam gerekirken ben burada öylece oturuyorum. Oturmuyorsun ki. Deli dana gibi dolaşıp duruyorsun. Allah Allah. Allah. Allah'ım şu yer yarılsa da onun içine girsem. Aha vallahi da girdi. Kalbi temizmiş. Deprem mi oldu? Hazar, abi. Aşkım, senin ne işin var burada diyeceğim ama... ...ilk önce kendime sormam gerekiyor galiba abla. Burada gizli geçit varmış. Senin haberin yok muydu? Varmış gibi mi gözüküyor? Bir tanem. Neyse, sonunda kavuştuk ya. Canım. Aşkım, seni çok özledim. Ben de seni bir tanem. Pes vallahi amca, pes. Sabahtan beridir kapı kapı diye bağırıyorum. Biriniz de çıkıp şurayı göstermediniz. Allah Allah, sen kapıyı açın, kapıyı açın diyorsun. Orası normal bir kapı değil ki. Orası şahsıma ait gizli bir geçit. Aşkım, iyi misin? İyiyim galiba aşk. Amca, bir el atın da çıkalım artık da. Hadi gel, hadi gel. Kaç saat oldu, hala haber yok. Ben gidiyorum. Gidersin, geri dönüşün olmayabilir. İzin vermem gitmeni. Bir şey olmayacak. Ya iki aşireti birbirine düşman olmayacak demiştin ama ne oldu? Ben artık sizin törelerinizden, aşiretlerinizi yapacaklarından korkuyorum. Merak etme. Kendimi körü körüne tehlikeye atacak değilim. İlk önce Kaan abime ne olmuş onu bir öğrenelim, ondan sonrasını konuşuruz. Nasıl öğreneceksin ki? Kendin de gidemeyeceğine göre. Bizim içeriden haber almamız lazım. İçeriden derken? Şu Dilan'ın numarasını versene bana. Tamam, ben ararım. Alo, Dilan? Şirin? Alo? Dilan merhaba, Bella ben. Merhaba. Kusura bakma, bu saatte rahatsız ediyorum ama. Önemli değil. Nasılsın? Beni sormadığını biliyorum. Yok, ben sadece... Kaan abiyi soruyorsan... Evet. Onun durumu... Evet. Vallahi nasıl desem... Artık bir şey desen... Onun durumu gayet iyi. Oh. Dilan. Hazar. Ne yaptılar abime? Doğruyu söyle. Nerede abim? Baran abimle oturdular. Bir güzel kahve içiyorlar. Bir şey yapmadılar. Dalga geçme Dilan. Ya ne dalga geçeceğim? Hem ağamların derdi Kaan abiyle değil ki, seninle. Bak Hazar, herkes silahlandı. Ağamlar seni beklerler. Eğer gelmezsen iki aşiret birbirini kıracak. Sabaha kalmayacak bir sürü ananın.
Bir sürü gelinin gözyaşı sel olup akacak bu toprakların üstünde. Karar senin. İster gel, ister gelme. Ne dedi? Beni bekliyorlar. Ne? Ben de onlara istediklerini vereceğim. Hayır Hazar, gitmeyeceksin. Bella, çekil önümden. Çekilmeyeceğim. Bella, gideceğim dedim. Gitmeyeceksin dedim işte. Ne yaparsan yap, bana mani olamayacaksın. Aşkım, bir saniye. Ne? Sana gitmeyeceksin dedim işte. Gitmeyeceksin. Abi! Hazar Efendi ile Bella Hanım burada haşla fişne yapsın. Olacak şey mi ya? Sen de utanmadan bunları mı seyrediyorsun burada? Ha? Ne kadar romantik değil mi? Ya Ayşana, sus, sandığın gibi değil. Ne susacakmışım be? Ne olayım? Gel Asiye, gel. Şu rezilliğe bir bak ya. Ya Asiye, şurada yatan malak sana çok benziyor. Sanırım aranızda bir kan bağı var. Ana! Ya bunu gören adam sanır ya, ya benim kocamla ne oğlum bunun için dövüşsün, bu da kaçıp karısının koynunda fostur, fostur uyusun. Tepesinde davul çalıyoruz da uyanmıyor bak, kansız. Uyanmaz çünkü bayıltım. Netun? Bayıltım. He, doğru söylüyor. Hem de bu ibrikle. Oy, ya ne yapayım? Tutturdu duranlara gideceğim abime kurtaracağım diye. Anne, inan başka çarem yoktu. O yüzden ben de... İvri, konu kafasına! Canım benim. Kim kırdı benim kafamı ya? Abi. Oh, çok şükür sana bir şey oldu sanmıştım. Yok oğlum, ben sapasağlamım da senin bu halin ne? Vallahi sorma. Kim buraya gitmiş? Dikilip durma orada Gazi Efendi. Otur da kahvaltını et. Tamam baba. Nasıl geldin abi, kaçtın mı? Kaçmadım. Tabii ya, böyle bir şey için adam mı vurulurmuş hiç? Yani törede bir yere kadar. Tövbe tövbe. Yok oğlum, öyle değil. Ben onlara istediklerini verdim. Onlar da beni salıverdiler. Neymiş istedikleri? Şirin. Ne diyorsun abi sen? Nasıl yani? Oğlum, sözümüzü bozmamızın karşılığı söz verdim. Kardeşe karşı kardeş. Kısasa kısas. Baba, bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Ağan dedi işte. Söze karşılık söz. Haklılar. Peki ya Şirin? Onun gönlü var mı? Nasıl yani? Sormadınız mı? Söylemediniz mi kıza? Söylemedik Hazar Bey. Çünkü düşündük ki öz abisi olarak bunu söylemek sana düşer. Ferhat'ım. Kekik kokulu dağ çiçeğim. Bakışları şahin. Dokunuşun narin sevgilim. Mesaj okuyunca aklı başından gidecek. Organik köy mahsulü sevgilim. Canım. Abi buyur. Bir şey mi istedin?
abi kötü bir şey mi oldu? Kaan abim iyiydi. Yok yok, abim iyi de getirdiği haberler pek iyi değil. Daha doğrusu senin vereceğin cevaba göre değişir. Ne haberin, ne cevabı abi, ne diyorsun? Şirin, senin sevdiğin biri var mı? Yok abi, yok. Kimden duyduysan, ne duyduysan yalan. Ben kimseyle konuşmuyorum. Hem nereden çıktı şimdi bu? İyi, iyi. Sevindim buna. Neye sevindin abi? Ne diyorsun? Birinden bir şey mi duydun yoksa? Biz bir şey yaptık Şirin. Daha doğrusu abimle babam yaptı. Bana da söylemesi düştü. Abi bilmece gibi konuşuyorsun. Yekten söylüyorum o zaman. Biz seni Baran'a verdik. Ha, iyi. Ne? Ne? Duydun işte. Ama neden? Neden mi? Valla tam olarak şöyle. Biz Dilan'ı Hazar abime istedik, onlar da verdiler. E tabii Hazar abim de seninle geldi. Yani seni almış, onu almadı. E tabii onlar Hazar abimi istediler. Sonra biz vermedik. Onlar da Kaan abimi aldılar. Biz Kaan abimi istedik, onlar verdi. Ama karşılığında da beni istediler. Babamlar da verdiler. Ne istiyorlar? Neyi veriyorsunuz? Ya mal mıyız biz? Siz mal misiniz? Bize karşılık seni nasıl veriyorlar? Mal değiliz biz. Kurbanız. Sizin aşkınızın kurbanı. Ferhat'la ben. Sen de abine söyle. E Ferhat'ı seviyorum de. İstersen ben söyleyeyim, ha? O zaman vermezler seni Baran'a. Ben Ferhat'ı seviyorum. Baran'a değil, Ferhat'a varacağım, değil mi, öyle mi? Evet, de tabii. Ya zorla vermezler ya. Asıl o zaman apar topar verirler. Bir dağ çobanıyla bir ağa kızının evlendiği nerede görülmüş? Hem Ferhat'a verecek olsalar bu zamana kadar aşkımı gizli tutar mıydım hiç? Ne yapacaksın şimdi? Vallahi ben değil. Sen yapacaksın. Ben mi yapacağım? Evet, sen. Ne yap et, ne olur beni duranları gelin etme. Ama bunu yaparken de sakın ola ki Ferhat'tan söz etme abime. Başka yolu yok ki. Ferhat istiyorum deyip kurtulabilirsin ancak. Eğer öyle bir şey yaparsan vallahi canıma kıyarım. Ya Allah korusun Şirin. Vallahi Allah da korusun, sen de koru. Artık vicdanına kalmış. Komutanım hoş gelmişsin. Hoş bulduk Kalender'a. Ne oldu, hayırdır? Ya emir yüksek yerden geldi de mecburen eşlik etmek durumunda kaldım. Ne oldu ki? Bu hanımefendi kızının bu evde alıkonulduğunu iddia ediyor da. İddia değil, iddia değil. Kızımı bu evde alıkoyuyorlar, kim bilir de ne işkenceler yapıyorlar. Hanım, hanım. Sizin kızınız kim ki? Valla, valla Öztürk. Kim? Valla, valla. Siz Bela'nın ailesi misiniz? Ben annesiyim. Ben de babasıyım efendim. Emekli Büyükelçi Kamil Öztürk. Kızımız burada mı? Hoş gelmişsiniz önce. Biz de hoş bulmak isteriz. Lütfen, evladımız burada mı? İçeride. Lütfen çağırır mısınız? Kendisiyle görüşmek istiyoruz. Çağırayım. Benim gözüm, çağırın Bela'yı içeriden. Hemen ağam. Siz de ayakta kalmayın. Buyurun içeri geçin. Buyurun komutanım, buyurun. Yok, biz böyle iyiyiz. Evet, evet. Böyle iyi. Hadi ama böyle kapı ağzında beklemek olmaz. Ayıp olur. Buyur komutanım. Buyurun. Dokunma bana. Bela Hanım. Anayla babanız gelmişler. Sizi bekliyorlar. Ne? Annemler mi gelmiş? Evet, sizi görmek istiyorlarmış. İzin var mı anne? Gideyim mi? Git, git. Git de bir daha gelme inşallah. E durup dururken niye gelmiş ki bunun anasıyla babası? Ne bileyim ben. Ha ne demek ne bileyim be? Hadi kalk biz de bakalım. Hadi kalk asayım. Vallahi mi? Aşın. Hadi. Kerem Hacı, kalk hadi biz de bakalım be. Baba, anne, hoş geldiniz.
anne. Hiç hoş gelmedik valla. Müsaadenizle kızımıza bir iki soru sormam gerek. Tabii tabii komutanım, buyurun. Bu hanımefendiyle beyefendi anne ve babanız mı? Evet. Kendileri bozokların sizi bu konakta zorla alıkoyduklarını, hatta işkence ettiklerini iddia ediyorlar. Yok artık! İşkence mi? Tövbe tövbe! Kızmayın Kalender Ağa, kızmayın. Formaliteden. Gördünüz mü kızım nasıl konuşamıyor? Kim bilir daha neler yaptı bu kadınlar benim kızıma. Onu buradan almadan şuradan şuraya gitmem. Yürü valla. Ya anne. Oy nereye o günler? Kız hala sen ne oturuyorsun? Kalksana yürü. Ya anne bir dur. Ne bir dur? Ben bu kaçı çobanına bırakmam seni. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kızım anneye karşı gelinir mi? Git kız sen çekinme hadi. Ne işkencesinden bahsediyorsunuz siz? Ne alıkoyması? Ben telimle duvamla hatta oynaya oynaya gelin geldim bu eve. Bir de göbek mi attın? Evet attım. Üstelik kocamı da çok seviyorum ve hiçbir yere gitmiyorum. Ay yine kaldı başımıza. Vallahi bir şeyler olayı. Kızım bak korktuğun için böyle konuşuyorsan eğer. Hayır baba ben burada çok mutluyum. Ha yani tercihimi yaptım diyorsun öyle mi? Ben o tercihi yapalı çok oldu zaten. Yok kız gelin değil bulaştık bulaştık oldu gitme ya. Evet bir yanlış anlaşılma olduğu ortada. E bana da müsaade artık. Müsaade sizin komutanım. Daha yemek yiyeceydik. Sağ ol Kalender Ağa sağ ol. Başka bir zaman ben görevimin başına döneyim. Bir dakika bir dakika yalnız. Bu mesele burada bitmez. Evet. Bu iş burada bitmez. Bitmeyecek. Neden? Çünkü benim adım Kalender. Gerekirse sizi zorla alıkoyacağım. Benim dünürlerim kalkmış ta İstanbullardan buraya kadar gelmiş. Ben şimdi onları yemeden, içmeden, eğlendirmeden geri göndereceğim he mi? Böyle bir dünya yok. Alıkoyacağım sizi. Duydunuz değil mi? Bunlar bizi kesin zehirleyecek. Ben şimdiden şikayette bulunayım da. Merak etmeyin hanımefendi, merak etmeyin. Bu konakta zehirlenmeyeceğinize ben garanti ederim. E haydi kalın sağlıcakla. Haydi Allah'a emanet. Müsellim, komutanı geçir oğlum. Müsellim. Ondan o kadar emin olma komutan. Eski günler geride kaldı. Mühteber. De haydi hanımlar. Tez elden hazırlayın misafirlerimizin odasını, yataklarını ki bir an önce dinlensinler. Ne odası? Ne odası? Kalmıyoruz biz burada. Ayşem. Aha. Şöyle bir eğlence düzenle bu akşam da marifetlerimizi gösterelim. Eğlence mi? Ya sen yeter ki eğlence istem, emrin olur ya. Hadi hanımlar hazırlanın. Akşam Arap gecesi yapacak. Ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri. Ben burada bir dakika duramam. Götür beni kahve. Sen benim helvamı mı yemek istiyorsun? Ya bırak zorlama işte gitsinler. Yok anam ben de kalmalarından yana değil. Yolla gitsinler. Hanımlar madem bu kadar heveslisiniz de haydi hazırlığa başlayın. Biz de bir şeyler içelim. Buyurun otur. De hadi. Siz de çok yoruldunuz. Böyle ayakta kaldınız. E, oturun. Da dinlenin. Şey ister misiniz sıcak soğuk? He? Ne varsa. Boğa bak. Yaşamak istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Öyle eğlence meğlence tertip etmeyeceksin. Anladın mı? He anladım Asiye de. Kalender Ağa. Ya bırak da onu biz düşünelim. Kuduk gelin. Ya Müteber abla, bak eğer bu akşam bu konağa sazcılar gelmese Kalender abi bizi teve koyup çalar ben diyeyim size. He vallahi doğru de ya. Biz he desek de demesek de Kalender abi sözünü vermiş bir kere. Vallahi vazgeçmez. Ne? İsterse 40 kez söylesin. Ben o bela gelinin anasını babasını eğleyemem. He. Adı eğlence diye kendi de eğlence olmak zorunda değil ya. Oy.
Kız sen neden mal getiriyorsun? Çıkar hele bakayım ağzındaki baklayı. Öyle bir gece tertipleyelim ki hem şanımıza yakışsın hem de o Camilla denen kadın sabahına kızını kolundan tuttuğu gibi kaçırsın. Vay. Kız sen fitne sokalım diyorsun yani. Kız ben sen ilk geldiğinde pek sevmediydim. Ama bak şimdi gözüme girdin. Kız sen ne fenasın kız. Nasıl olacak o iş? Bak şimdi ana. Öyle bir sofra hazırlayacağız ki, öyle çalgıcılar getireceğiz ki her şey dört dörtlük olacak. Sonra alacağız ortamıza. Sıkıştıracağız. Anasını kaçırsın böyle. Tırım 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 alacağız o kızı. Benim ciğerim, benim gülürüm, dur. Burada bu meret tek başına içilmez, bunun da içeceğim. Önce bunu içeceğim. Öyle. Hayır. Yarasın. Ne oldu? Yandın mı baba? Ya ne yandı? Kavruldu adam. Buyur baba, buyur. İçin su olsun. Ne yaptın? Sekti oğlum o. Ya o sıra zannedeceğimiz adamı ya. İç, iç, iç. Aslan gibi su iç, iç. İyiyim, iyiyim. Ya gözlerimin yaşardığına bakma. Pek bir yanık çalıyorlar maşallah ya. Ağalar, kesin, kesin. Benim dünürümün işini yakmışsınız. Siz bize buralardan şöyle oynak bir şey çalın bakalım. Alın! Maşallah, maşallah. Vallahi helal olsun. Evde bir bardağı şuradan şuraya kaldırmazdı. Burada etrafımıza fır dönüyor maşallah. Nereye gelin geldi Kamil Bey? Ah, aferin kızım sana, aferin. Ay güzel kızım.
Ya Hazar, senin bu kayınpederin direkt küfelik olacak ha. Bayılırsa ben taşımam ona göre. Abi bize karışmasınlar, belleğe götürmesinler de. Ben sırtımda bile taşırım, sıkıntı yok. Ya oğlum merak etme, zaten babam bunu kıvama getirdi, şuna bak. Bak bak nasıl da mutlu. Buraların kafasını aldı ya, bir daha sorun çıkartmaz. Bitti bu. Hazar, kayınbabana bir tane daha ver. Hemen baba. Maşallah. Abi, abi şuna bak avam. Ha bu Bella nereye dur ya? Gelsin de babi su getirsin. Bakın hanımefendi, orada bir sürahi var. Bir zahmet kalkın kendi suyunuzu alın. Anlamadım. Hayır, ben kendi işimi kendim göreceksem. Ne diye gelin aldım öyle mi? Yeni gelin. Gel ha bari su ver. Hemen anneciğim. Buyur anne. Buyur anne, ne buyur anne, ne buyur anne? Kız! Bela! Al şu tavuğu kemiklerinden bir sıyır be. Tamam, mühteber anne. Mühteber anne, mühteber anne. Bir insanın bir annesi olur. Ben doğurdum onu, benim kızım o. Buralarda gelin dediğinin tek anası olur, o da kaynanası değil ana. Öyle. Ama Bela çok şanslı. Onun o üç tane anası var. Türkmen'i de sayarsak dört. Türkman kim? Benim. Sen de Bela'nın anası Kamile'sin değil mi? Değilim ben Kamile. Benim adım Kamilla. İki L var bende. Ha, Kamilla Hanım. Kamil Hanım, ben sizi bir yerden tanıyayım sanki ya. Biz seninle daha evvel karşılaştık mı hiç? Yok, karşılaşmadık. Neden karşılaşalım seninle? Benim seninle normal hayatta ne işim olur? Ama çok tanıdık gelin ya. Allah Allah. Ha bak şimdi bildim ya. Kız televizyonda deli bir karı vardı, bildin mi? Devamlı ayılıp bayılırdı böyle hacı yatmaz gibi. Aha, mukaddes, mukaddes. Neydin mukaddes? Aynı yine güleydi vallahi. Ay benim bayık yatağım geliyor. Gelsin gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin. Vallahi yavrum annene bir su ver gel. Tamam anne hemen. Hop 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 hop. Sen bırak. Sen hele şuradan bir boşları toplayıver. Ben suyunu veririm. Peki. Bırak. Sen ne topluyorsun? Hizmetçiler toplasın. Anne olur mu öyle bir şey? Ben yeni gelinim. Benim hizmet etmem gerek. Bana bak, yeni gelinsen sen benim de kaç yıllık kızımsın. Gel otur yanıma bakayım. İçeri git sen, içeri ya da yana git. Gel yanına otur. Bak olmaz. Gel bakalım şöyle boyun pozunu bir görelim. Gel dans et. Ne oldu Şirin? Beni o şifonyer kılıklı barana verdiler ya. Daha ne olsun? Hani bir yolunu bulup kurtaracaktın beni ha? Hemen unuttun sözünü. Ya unutur muyum hiç? Hep aklımda. Ondan mı göbek atıyordun? Çok yorma ya kendini. Düğünüme de sakla. Bol bol döktürürsün artık. Ya deme öyle. Keyfimden oynamadım ki. Annemi burada mutlu olduğunu ikna etmeye çalışıyorum sadece. İti ançomağı hazırla. Bu ne iş var burada ya? Ya şu herifle evlenirsem yemin ediyorum ki nikah günü şey yaparım.
Ney? Harakiri. Bir merhaba yokmuş Şirin. Hoş geldiniz. Hoş geldin Dilan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kalender ağa içeride değil mi? Evet evet, bu taraftalar. Buyurun. Sağ ol. Tekrar hoş geldin Dilan. Çok sevindim geldiğine. Hoş gelmişsin. Bak seni tanıştırayım. Benim dünürüm Kamil Bey. Bela'nın babası. Bu da Baran. Memnun oldum. Ben de delikanlı. Geç Baran ağa, buyur. Hoş gelmişsin. Benim müstakbel damat. Hoş geldiniz. Hey yeğenim. Görüşmeyeli nasılsın? İyi. Benim şu meseleyi hallettin değil mi? Bir arıza çıkmayacak inşallah. Sen hiç merak etme. Benim sözüm başkalarının sözüne benzemez. Ben tamam dedimse tamamdır. Oğlum bakın buraya, Baran ağanız ne yiyor, ne içiyor? Ya geçen o silahlar falan biraz gereksiz oldu ama işte. Kardeşimiz ne yapacak? Müslim amcacığım, sulh vardır, problem yok. Rahat ol. Adetten dur. Yeni gelinin anası dünürünün elinden yemek yemeden bu sofradan kalkamaz. Bana ne, sokma dedim. Bana ne sizin adetlerinizden, yemeyeceğim. Tüh, görüyor musun? Sen şimdi bunu yemezsen kizini de alıp buradan gitmek zorunda kalacaksın. Tamam. Ben de seve seve kizimi alır giderim ha buradan. Hadi gittim. Aman efendim, kimler gelmiş? Gel haydi oyna. Yok, ben kızımı alıp gideceğim. Aa, olmaz, vallahi bırakmayız. Adetlendir, oyna. Oyna. Yok, oynamayacağım ben bunu. Oyna dedik ya, oyna. Bu havaları bilmem de onlar. Bilirsin, bilirsin. Sen neler adetlendir bilirsin. Oynamayacağım dedim. Oynamayacağım dedim. Bıraksanıza bana ya. Ya lütfen gönder şu adamı diyorum. Nasıl göndereyim aşkım? Misafir gönderilir mi hiç? Hem adam yabancı değil, bizim müstakbel damadımız. Ya siz ne kadar tuhaf insanlarsınız. Daha dün bunlar sizin düşmanınız değil miydi? Savaş borazanları çalıp, bunlar savaş giden siz değil miydiniz? Ne çabuk aile oldunuz. Şartlar değişince dengeler de değişir bir tanem. Düşmanlık bitsin diye Şirin'i gözden çıkaracaksın yani, öyle mi? Gözden çıkarmıyorum bir tanem, evlendiriyorum. Hem sen merak etme, Baran mutlu ederim. Kızı göz göre göre sevmediği biriyle evlendiriyorsunuz. Yazık değil mi? Tanıdıkça sever. Bunu sen mi söylüyorsun? O zaman sen de Dilan'la evlenseydin. Nasılsa tanıdıkça severdin. Bu ne demek aşkım? Ben sana deliler gibi aşığım. Şirin'in ise sevdiği kimse yok. Defalarca sordum. Yoksa var mı? Ha? Ya sen
Allah'ım diyene bak ya. Dünür, kıvır kıvır, yandan yandan, yandan yandan. Aslında ben bunları çok beceremiyorum. Bir vals, bir tango olsa neyse. Ne? Kısırgan abla, ne diyeyim bu tanga tunga? Ben ne bileyim ya, insana kafa bıraktınız. Asiye Ana, haydi gel sen de oynakla. Vah, istemez. Gören de Ayşe Ana'nın dünürleri geldi sanmış. Vay, eli açalım da millet oynamak neymiş görsün. Şunlara bak ya. Of, yok. Ben Belle'yi gibi beklersem iki güne gelin olur çıkarım. Bunlar da arkamdan zil takıp oynar. Acilen bu işi el atmam lazım. Şirin. Alo, Barak. Hemen arka bahçeye gel. Sen ne diyorsun ya? Gelmem mi? Hemen geliyorum. Ne yani? Şirin'in sırf sevdiğin başka biri yok diye o şifonyer kılıklıyla evlenmek zorunda mı? Şifonyer mi? Ya insan kocasına aşkım demeli. Ha. Sevgilim demeli. Ha. Şifonyerde de biriyle evlendiremezsin onu. Aşkım senin anlamadığın bir şey var. Son söz benim değil ki. Babam var, abim var. Ben hayır desem ne olacak? Eğer biz evlenmeseydik, Şirin böyle zor durumda kalmayacaktı. Üzüntüsünden kendini bir şey yaparsa, sonra çok vicdan azabı çekersin. Yok artık ya. İnanmıyorsan git, açık açık konuş Şirin'le. Tamam aşkım, konuşacağım. Canım kocam benim. Hadi gir sen içeri. Tamam. Ya Belle haklıysa? Ya gerçekten göz göre göre Şirin'in başını yakıyorsak? Hani şu kapının önünde seksek oynadığın günleri hatırlayın mı Şirin'i? İşte te o zamandan beri deli divanıyım ben sana. Öyle yüzünü görmeyeyim, sesini duymayayım. O gün aram oluyordu bana. Ama az kaldı Şirin'im. Uslata az kaldı. Seni öyle seviyorum ki. Seviyorsun öyle mi? He seviyorum. Allah'a da seviyorum, billaha da seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Ne? Duydun işte. Seni sevmiyorum ve istemiyorum. Yok seksek oynadığım günlermiş, yok bilmem ne. Röntgenci misin sen be? Yemeyip içmeyip beni mi izliyordun terbiyesiz? Kız sen beni azarlamaya mı çağırdın buraya? Ya ne sandın? Kollarına mı atlayacaktın? Şirin, bak hele sev yok dediysek, deli divane yık dediysek... Erkekliğimizi ayaklar altına aldırmayık haberin ola. Senin sevgine de, senin erkekliğine de. Ben mi dedim sana aşık ol diye be? Söyleyeyim sana, bu iş olmayacak. Şimdiden aklının bir köşesine yaz. Üf. Sen ağa kızısın. Ben ağayı. Alacağım seni, başka yolu yok. Çok beklersin. Görürük. Şuna bak ya, pazardan meyve alıyor sanki. Kolaysa gel al bakalım. Kendimi konağa zincirlerim de gene senin gelinin olmam. Ben o zincirleri koparır, telinle duvanlayı ne de alırım seni. Gel de al bakalım alabiliyor musun? Ben göstereceğim sana. Ferhat, sen nereden çıktın? Duyduklarım doğru mu Şirin? Ne duydun ki? Sadece duysam yine iyi. Gözümle de gördüm. Barın'ı mı diyorsun? Başka biri de mi var? Benim gönlümde senden başkası yok, bilmiyor musun? Ben bilirim bilmesine de o Baran denen adam bilmez. O beni alacak da ben varacak mıyım ona? Ben şimdi ne yapayım ha? Kendimi vurayım yoksa herifim? Bu nasıl laf öyle? Sen hiçbir şey yapmayacaksın tamam mı? Ben bu işi çözeceğim. Bu işi çözen çözmüş değil mi? Kaderimize ayrılığı yazmıştı. Biz son sözü söylemeden kimse bir şey yazamaz sevgilim. Hem ben sana bu işi çözeceğim diyorum. Biricik sevgiline inanmıyor musun? Ben sana inanıyorum. İnanıyorum da
Onlara hiç inanmıyorum biliyor musun? Peki sen biliyor musun? Ne? Senin için dağları bile deleceğim. Ferhat değil mi? Olsun. Ben de yaparım. Hem sen iste, ben sonra neler ne. Bir şey yapmadık aşkım. Kendisi yaptı. O bu gece hangover ben diye. Ya vallahi bölmek istemem ama Emir büyük yerden. Annem çağırıyor. Odaya çıksın artık dedi. Hemen söylüyorum aşkım. Babacığım eğlenceni bölmek istemem ama annem gelsin artık bu kadar yeter diyormuş. Yeter miymiş? Ne iyi madem o zaman. Benim canım dünürüm, nereye? Aa, şimdi hanım haber yollatmış da. Ben al müsaade. Olur mu canım? Daha eğleniyorduk. Ya şimdi dünürüm, güzel diyorsun da Emir demiri keser biliyorsun yani. Ya Kamil Bey abicim, daha biz yeni ısınıyoruz ya, daha yeni başlıyoruz. Ya tamam, haklısınız da şimdi bu bana fazla bile yani. Ya siz benim hanımı bilmezsiniz ama ben izin isteyeyim yeter. Sonra tatsız konuşuruz. Kamil amca, sen kırbık mısın? Şşt! Ah! Allah'ım! Ya çocuk ya! Ya gördün mü? Bacak kadar çocuğun dille dolanlı ya. Benim canım ciğerim. Bir gece olsun şu avradın lafını dinlemesen olmaz mı yani? Ya şimdi dinleyin. Aslı kadının sözü demek falan değil. Mevzu şu. Şimdi o orada tek başına. Yalnız ya da ondan şey. Tabii tabii canım, yoksa korktuğundan falan değil yani. Tabii tabii. Tabii. Amelyalı hanımdan ödün kopuyor diyemiyorum da bahaneler uyduruyorum böyle. Şuna bak şuna. Yıllarca koynumda öküz beslemişim, haberim yok. Bir de gömülmüş yorgana yatıyor. Kalk, benim yerime yatmışsın, kalk. Öf. Korktun tabii başına geleceklerden. Ben sana yarın sorarım bunların hesabını. Sus, cevap verme bana. Erkin geldi Kamilla, Erkin. Bu gece sabahlar olmayacak. Kalk. Açıklasın kalendere! Vallahi ne desen haklısın, benim gözüm, benim dünürüm. Bu durumun bir tek müsebbibi var, o da
Müsellim. Anmayın şu adamın adını. Bu yaştan sonra olacak şey miydi? Ya çok özür dilerim. Affınıza sığınıyorum ama yani saygısızlığında bir sınırı vardır. Siz maşallah bu konuda sınırsızsınız. Öyle öyle evet Kamil Bey abicim de şimdi bu durum böyle dışarıdan baktığımız zaman son derece yakışıksız, uygun olmayan, ne bileyim böyle münasebetsiz gözükebilir ama değil. Yani Müsellim amcamı bir tanısanız çok seversiniz, o ayrı da kendisinin mutlak bir açıklaması vardır, mutlak. Yok yok efendim, hiç gerek yok. Giderler karakolda yaparlar açıklamalarını. Deli bu, deli. Deli yahu, deli. Laftan anlamaz, sorgu sual dinlemez. Bu sittin senedir böyle gelmiş, böyle gidecek. Tamam, siz de haklısınız ama yani bizim Müsellim ile kötü niyetli bir insan değildir. Ha tabii tabii, bir de kötü niyeti olsun. Bir şey yapmamıştır manasında diyeyim yani. E tabii tabii, bir de bir şey yapaydı yani. Müsellim Bey. Çok teşekkür ederiz efendim karıma bir şey yapmanız için. Allah sizden razı olsun. Ya babacığım lütfen. Kalender Bey, komutana haber verin lütfen. Ben bu heriften şikayetçiyim efendim. Ya asıl ben sizden şikayetçiyim ha. Ya bu avrat geldi benim yanıma yattı. Ya adamın pişkinliğine bak ya. Beyefendiciğim, isterseniz bir de özür dileyim ha. O zaman şikayetçi olmayabilir. Ben Müsellim amcacığım, sen de bir dur. Ne duracağım be? Allah Allah. Ya bu avrat geliyor, benim koynuma giriyor. Yıllardır herkesten sakladığım İffet-i Kerimem'le oynuyor. Müsellim! Müsellim! Bir sus istersen. O zaman özür dilersin. Gerizekalı! Ne özür dileyeceğim ben senden? Anne, sen ne diyorsun? Hiç yakışıyor mu sana? Ay bana yakışmıyor değil mi? Ay görüyor musun? Avamlaştım ben bunların yanında. Bunlardan geçti bana. Avam mıyım ben, oldum mu? Oldum mu ben, avam oldum mu? İbrik. Günaydın aşkım. Günaydın. İbrik senin varoluş amacın oldu, farkındasın değil mi? Görev bilinci demek daha doğru. Sen de görevlerini farkına versen fena olmaz. Neymiş o benim görevlerim? Abilik görevi mesela. Kardeşin sevmediğin biriyle evlendirmemek mesela. Şu mesele mi ya? Ben hallettim onu. Şirin de Baran'ı seviyormuş. Ne dedin sen? Evet, doğru duydum. Şirin de Baran'ı seviyormuş. Ya, bunu bizzat kendisi hür iradesiyle söyledi, öyle mi? Evet, kendisi bizzat hür iradesiyle söyledi. Hiçbir baskı altında kalmadan. Evet aşkım, sonsuza kadar evet. Ya dalga geçmesene, burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Ya aşkım, sen bana niye inanmıyorsun? Kendi kulaklarımla duydum. Birbirlerine ilanı aşk ediyorlardı. Yok, olamaz ama. Niye olamazmış? E çünkü o... Evet. E çünkü o... Çünkü ne sevgilim? O... İbrik! Babacığım, İbrik! Hayda! Samanı illa tuturamadık ya. Herkes halinden memnun. Şirin'i düşünen yok. Tabii canım, niye düşünsünler ki? Herkes ersin muradına, Şirin de çıksın kerevetine. Kendi kendine ne konuşuyorsun Şirin'im? Abi bir şey yok, biraz sinirlerim bozuldu. Biliyorum, ben de o yüzden geldim. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Dün akşam sizi konuşurken gördüm. Bizi mi? Evet, sizi de. Her söylediğimi tekrar etmezsen anlatacağım. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen de dürüst olacaksın, anlaştık mı? Anlaştık. Sen bu çocuğu seviyor musun, sevmiyor musun? Bugün bu meseleyi halledeceğiz Şirinem. Tekrar soruyorum. Sen bu çocuğu seviyor musun, sevmiyor musun?
Seviyorum abi. Hem de çok seviyorum. Kızdın mı? Evet, kızdım. Ama sevdiğin için değil. Sırf bana söylemediğin için. İş bu raddeye gelmeden bana söyleseydin ben hallederdim. Abi haklısın da nasıl söyleyebilirdim ki? Bizim ailenin durumu, onun durumu imkansız gibi bir şeydi. Ne olursa olsun bana söylemeliydin Şirin'im. Evet, ilk başta imkansız gibi gözükebilir ama aşkın önünde hiçbir engel duramaz. Tıpkı Ferhat'la Şirin gibi. Ben de Ferhat'ın buldum ama kavuşamam diyordum. Merak etme, ben sizi kavuşturacağım. Ben her şeyi halledeceğim. Sen karışmayacaksın, anlaştık mı? Abi. Seni seviyorum. Oldu yenge, oldu. Abim bizi kavuşturacak. Ben hemen haber edip geliyorum. Hazar, ne oldu? Ne olacak? Şirin'in de Baran'da gönlü varmış. Haklı çıktı. Kime gönlü varmış? Baran'da. Kendisi mi söyledi? Evet, bir tane. Bizzat kendi ağzıyla söyledi. Şirin, dur. Nereye gidiyorsun? Hasret bitti Ferhat'ım. Artık vuslat vakti. Nasıl vuslat? Onu da ben anlatacak değilim herhalde. Yok ya, nasıl olacak? Nasıl ikna edeceğiz hanımları? Sevgilin halletti. Az önce abimle konuştum. Her şeyi bana bırakın dedi. Ne konuştun? Ben Ferhat'ımı buldum. Onu çok seviyorum dedi. Sen böyle dedin. O da tamam dedi, öyle mi? Aynen öyle sevgilim. Tamam dedi yani. Ay evet Ferhat, ben halledeceğim dedi. Arkanızda ben varım dedi. Allah! Ferhat, dur biraz sevgilim. Biraz sabret. Ölmeyince sakın yardan alma. Allah! Kalbindeki tasaları keskeli. Ağam, sabah şeriflerin hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun Asiye. Ağam, ben de sana baktıydım. Az biraz konuşalım mı? Ne oldu yine sabah sabah Asiye? Şimdi ağam, benim içim hiç rahat değildir. Yani biz dün gece öyle güldük, eğlendik falan ama... Şirin'e... Hiç sormadık gönlüm var mıdır diye. Nikahta keramet vardır benim Asiye'm. Hem hangimiz gönül rızasıyla evlendik ki ne? Nasıl yani? ben bir tek seni gönül rızasıyla aldım diyelim ben. Onu bileyim. Bileyim de yani gene de... Şirin'e bir soraydık diyorum. Yani emin olaydık. Ya biraz nazlı gibi. Biraz nazlı olacak tabii. Ne demişler? Kız evi, naz evi. Ben gene de gidip bir konuşayım diyorum ana kız. Bana inanmıyorsan, Hazar da geldi, ona sor. Hayırdır baba? Neyi soruyorsunuz? Ya anam tutturdu, Şirin'in gönlü yok, Şirin'in gönlü yok diye. Ben de anlatıyorum, ikna etmeye çalışıyorum. Bir de sen anlat be oğlum. Allah Allah. Herkes de aynı şeyi söylüyor. Anne, dün gece gözümle gördüm. Sabah da kulağımla duydum. Şirin Baran'ı seviyor. Emin misin Uşap? Anne, gözümle gördüm, kulağımla duydum diyorum. Daha nasıl emin olayım ki? İyi madem. İyi. Yani kızın hakkına girmeyelim de. Artık ikna olduysan iki lokma bir şeyler ye. Ye oğlum, ye. Afiyet şeker olsun. Müsaadenizle. Benim biraz işlerim var da dışarı çıkacağım. Hayırlı işler olsun. De hadi Asiye'm, ne duruyorsun? Getir iki lokma bir şeyler de yiyek. Hemen al. Ay neresi? Ay neresi? Kamil. Kamil kalk. Kalk, gidiyoruz kalk. Bu saatte mi? Ne demek bu saatte mi? Burada ben bir dakika, bir saniye bile kalamam artık. Haydi. Ya
hayatım ne olur ya. Yani şu kargalar kahvaltısında edeydi. Ne bileyim gün doğaydı. Şu horozlar falan öteydi ya. Bu saatte nereye gidiyoruz ya? Kamil, kargalar yedi, içti, herkes doydu. Hadi gün de doğdu, çok güzel oldu. Ben daha artık hiç tahammül edemem. Gel hadi gidelim, gel. Ya of Kamillacığım ya, hakikaten ya. İnsanlar sana ne yapsalar yaranamıyorlar. Gerçekten çok ilginçsin ya. Bu adamın biri gece yarısı benim koynuma giriyor. Bütün ev halkı darlar zarlar, başımı şişiriyor. Sen ne diyor bana? Konuyu saptırma şimdi. Sen adamın koynuna girdin. Bana bak! Senin ayarların burada bir bozuldu. Ne oldu sana? Ya Kamilla ya, yani iyi ki dün gece böyle 2-3 duble içtik. Yani hakikaten burnumdan getirdin ya. Tabii, 2-3 duble. Aslan kesildim ben, sen dün gece aslan oldun birdenbire. Aslandım değil mi? Aslandın. Ama İstanbul'a dönünce ben o aslanın kedi yapmasını bilirim. Ben bavulları hazırlayayım. Ağam dur bekle. Ne oldu Ferhat? Ağam dur, ben de geliyorum. Nereye? Nereye gidiyorsan ağam. Yani bir yardıma neyin ihtiyacın olur diye diyorum. Ferhat, saçmalama da bırak gideyim. Ya ölürüm de seni yalnız göndermem. Hem biz yabancı mıyız? Bugüne bugün şey sayılırız. Ferhat, iyi misin sen? İyi de laf mı ağam? Böyle bir günde iyi olunmaz mı? İyi ne kelime? Mükemmel olunur. Süper olunur, süper. Ferhat'cığım, sana süper günler diliyorum ve gidiyorum. Önden buyur. Aya bak, yıldıza bak, suya giden kıza bak, kız Allah'ını seversen dön de biraz bize bak. Ay buluttan beridir, buralar nereden geridir? Kalkın gidin, evliler buralar bekar yeridir. Bakıyorum, keyif yerinde. Ya olmaz mı? Çok mutluyum. Allah daha çok versin. Maşallah. Bir elin Ferhat'ta, bir elin Baran'da. O ne demek şimdi? Ne olacak? Ferhat'ı seviyorum, aşığım, ölüyorum derken Baran'ı da idare ediyormuşsun. Yenge, ne Baran'ı? İyi misin sen? Abin itiraf etmişsin. Baran'ı seviyorum demişsin. Baran'ı mı? Evet. Abin öyle dedi. Dün akşam sizi konuşurken gördüm ve olaya el atmaya karar verdim. Bugün bu meseleyi çözeceğiz Şirinem. Sen bu çocuğu seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum abi. Hem de çok seviyorum. Kızdın mı? Evet, kızdım. İş bu raddeye gelmeden bana söyleseydin ben hallederdim. Aman Serdem, demek ki Baran'dan bahsediyormuş. Yenge, ben mahvoldum. Hemen bir şey yapmalıyız. Ne oldu? Hazırsın, yanlış mı anlamış? Ben onu yanlış anladım, o beni yanlış anlamış. Ben abimi yanlış anlayınca Ferhat da beni yanlış anlamış. Ferhat nerede? Az önce abinle çıktı. Ne? Ağam, çayın çok sıcaksa üfleyeyim soğutayım ha? Yok Ferhat, sağ ol. Çayım soğuk. Ne? Soğuk mu? Söyleyeyim, yenisini getirsinler, sıcak sıcak içersin. Senin derdin ne Ferhat? Sabahtandır benimle uğraşıyorsun. Yeni bir şey mi var oğlum? Olmaz mı ağam? Daha ne olsun? Hayırdır, ne oldu? Yani biz şimdi senle ben. Bugüne bugün şey olmuyor muyuz? Ne olmuyor muyuz? Ya şey işte. Ne oğlum? Elti mi görüm... Elti olmuyor muyuz? Hep Ferhat'e. Biz elti oluyoruz. Aslan eltim benim ya. Yenge, hemen abimi arıyorsun. Ben de Ferhat arıyorum. Ferhat abime hiçbir şey belli etmeden onları ayırmamız lazım. Konuşmamaları lazım, anlıyor musun? Tamam. Alo? Ferhat, ne yapıyorsun? İyi, ağamla çay içiyoruz. Bir şey söylemedin değil mi? Yok yok, biz hallettik, iyiyiz. Neyi hallettiniz?
İyi olacak şey. Sakın sakın söyleme Ferhat. Bak şimdi beni iyi dinle. Abime sakın çaktırma. Hemen eve gelmem lazım aşkım. Çok önemli. Ne oldu? Neymiş bu kadar önemli olan? Ben seni çok özledim. Aşkım akşam zaten geleceğim. Biraz dolaşayım gelirim. Aa şey oldu. Ne oldu? İbrik. İbriğimin kapağı kırıldı. Yenisi alıp gelmem lazım. Sen de taktın iyice bu ibriğe. Akşam geldiğimde hallederiz. Hadi öpüyorum hayatım hadi. Neyi ya? Ne oluyor? Hani ben sana abim bizi destekliyor demiştim ya. Abim bizi değil, Baran'ı destekliyormuş. Ne? Abim beni yanlış anlamış. Ben de onu yanlış anladım. Ben abimi yanlış anlayınca sen de beni yanlış anladın. Yoksa bir şey söyledim mi? Şey dedim. Ne dedin? Her şeyi söyledim deme sakın. Yani elti dedim. Sayılır mı? Ne eltisi Ferhat? Hemen bir bahane bul, ayrıl oradan. Tamam mı? Yani biz şimdi seninle... Merak etme aşkım. Söz veriyorum, halledeceğim. Ama lütfen bir bahane bul, hemen ayrıl oradan. Hadi. Ne oldu Ferhat? Bir şey yok abi. Ben bir marabayım. Bir çobanım, ne olabilir ki? Hadi kan sağlıcak. Kalender Bey duymasın. Yoksa bizi göndermez. Hayırlı sabahlar. Ne o, geciktiniz benim dünürüm. Uyanamadın mı yoksa? Ne bu valizler? Yani misafirliğin iyisi kısa sürendir Kalender Ağa. Bize müsaade. Olur mu benim canım? Size daha etrafı gezdirecektik. Yok, bizi yeterince siz yedirdiniz, içirdiniz, gezdirmeniz eksik kalsın. Zaten Kamil 10 yıllık istikakını doldurdu. Doldurmamıştır, doldurmamıştır. Dün akşam biz onu test ettik, onayladık. Senin Kamil'in bünyesi bayağı kuvvetli maşallah. Kalender ha. Hadi canım sen de. Cemil götür oğlum valizleri. Yok, götürme dursun, gidiyor biz. Cemil lafımı dinle. Misafirlerimiz burada kalıyor. Kamilla çok ayıp oluyor. Bir gececik daha kalalım karıcığım. Bir gececik ne bir gececik? Kalmam ben burada bir dakika bile. Bekle beni. Kamilla nereye? Allah yar ve yardımcın olsun. Benim gözümün nuru. Ya inşallah Ferhat abime bir şey dememiştir. Söylemiş olsa ne olacak? Daha iyiyiz de. Yok yenge, abime açık açık ben Ferhat'ımı buldum kavuşamıyorum dememe rağmen anlamadı. Yani Ferhat'ı seviyor olmam aklının ucundan bile geçmiyor. Bu durumda nasıl söyleyeyim? Anne günaydın. Günaydın. Vallahi seninle biraz konuşabilir miyiz kızım? Tabii anne. Ben sizi yalnız bırakayım. Vallahi yavrum biz artık babanla buradan gidiyoruz ama aklımız hep sende kalacak. Ben gayet iyiyim anne. Merak etmeyin. Nasıl merak etmeyeyim yavrum? Sen sabahtan akşamın körüne kadar hizmet ediyorsun. Sürekli çalışıyorsun. Şu ocağın başında kürgedisi gibi çirpinip duruyorsun. Ya ben iyiyim anne. Merak etme. Bak, askerlik gibi düşün. Şu an benim acemilik dönemin. Biraz zaman geçince usta birliğe geçeceğim. Yeni gelin olmaktan çıkacağım. Ve rahat edeceğim yani. Bu kadar. Ay benim güzel gözlü kızım. Ben seni pamuklara sardım, sarmaladım, büyüttüm. Ellerini, ayaklarını sıcak sudan soğuk suya değdirtmedim. Ama şimdi burada hizmetçilik yapıyorsun. Benim çok ağrıma gidiyor. Ben kimsenin hizmetçisi değilim anne. Evimin kadının, Bozok aşiretinin geliniyim. Bununla gurur duymalısın. Ne halin varsa gör be!
Ama bir gün pişman olacaksın, eve geleceksin, anne pişmanım diyeceksin. O zaman ben bunları sana hatırlatacağım. Salak! Au! Gitme, kal burada. Sana öyle bir hayat yaşatırım ki sabahlar olmasın. Yapma ya. Ya iyi diyorsun kalendera da Kamil'le hayatta ikna olmaz ki. Tutturdu gidelim diye. Vallahi bende bunlardan 3 tane var. Ama seninkini gördükten sonra benimkilerin tamamını toplasan seninkinin yarısı etmez ha. Ya seni gördükçe var ya kendi halime şükrediyorum. Aha. Bir muhabbet, bir muhabbet maşallah. Size de söyleyeyim mi bir tane köpüklü? Ney? Kahve. Yok istemez, biz gidiyor. Olur mu canım? Bunu saymam. İster say, ister sayma. Bizim geleceğimiz hepsi bu. Bir daha da Allah korusun. Sen şimdi söyle adamlarına bizim valizlerimizi arabaya götürsün. Ama kalbimi kırıyorsunuz Kamilyalı Hanım. Ne oldu, bir hatamız, bir kusurumuz mu oldu size ki? Yok canım, ne bir kusuru olacak. Her odasından ayrı bir delinin çıktığı, gürültünün, patırtının eksik olmadığı bir haremde yaşıyorsunuz. Normal, normal yani. Haydi. Öyleyse ben geçireyim sizi. Yok! Otur sen. Yolu biliyor biz, yürü. İnanamıyor Kamil. Haydi demesem sen daha bunların evinde 10 gün, 15 gün daha kalırsın. Hayır, kızımızı alalım, kurtaralım demiyorsun da burada zevk alıyorsun sen. Neden? Tabii o Kalender Bey'in çok aşlı hayatı senin çok hoşuna gitti. Ne dedi sana ha? Ne dedi? Bir söyle, ne dedi? Sana da bulalım bir kadın dedi mi demedim? Dedi mi demedim? Ondan var ya her şey beklenir, her şey. Poligamik bağnaz herif, yıl olmuş 2017, adam hala 3 tane kadınla beraber. Herkes halinden memnun, sana ne oluyor karıcığım ya? Ne demek herkes halinden memnun, ne demek? O zaman sen de al bir kadın, tamam al. Bir oryantalist konak tut, doldur karıları. Oh ne güzel, eğlen dur. Bir tane de genç bir kadın al, bizim kızımız gibi. Oh, hizmet etsin size, tamam. Yeter! Yeter! Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bana diyorsun da asıl kızını düşünmeyen sensin. Yahu 2 saattir Kalender Bey'den ve konaktan başka bir laf etmedin. Annesin sen, anne. Hiç mi üzülmüyorsun kızını burada bıraktın diye ya? Üzülmez olur muyum hiç? Tamam işte. O gelmiyorsa eğer biz burada kalacağız. Nasıl? Aynen duyduğun gibi. Burada kalıp kızımıza göz kulak olacağız. Ay! Kalamam ben burada, saçmalama. Bu yabanların elinde ben ölürüm kut diye, kalpten giderim hatta. Hiçbir şey olmaz, sen merak etme. Ama sen şuna karar ver. İstanbul sosyetesi mi? Kızın hayatı mı? Yavrum. Bak biz seninle gençken nerelerde kaldık, ne ülkelerde? Hayır, burada mı kalamayacağız? Kendi ülkemiz. Bak burası çok güzel bir yer. Burada arkeolojik gezilere katılırsın, fotoğraf çekersin, kafanı dinlersin. Ne zamandır yazmak istediğin o araştırma kitabını yazarsın. Camilla, önceliğimiz kayıtsız şartsız Bella'ysa buna mecburuz. O bizim tek evladımız. Burada bırakıp nasıl gideriz? Senin de aklın kalmaz mı? Olabilir aslında. Değil mi? Ay canım benim. Ama bak burada ben kalamam. Gerçekten kalamam. Çok feci burası. Başka bir ev tutalım biz, olur mu? Tamam. Yarın ilk işimiz kendi evimizi tutmak olacak. Tamam? Tamam. Ama şimdi istikamet 5 yıldızlı bir otel. Hadi yürü. Otel. Otele gidiyoruz biz. Ayşe anne, bu sen misin? Benim. Oh. Ne bakıyorsun kız? Haydi iş başına. Bunların hepsini yuvacığım, güzelce ne de bütün basacağım. Haydi. Hepsini mi? Çok mu geldi? Yok yok canım, olur mu öyle şey? Yarına hazır etmiş olurum ben.
Yarın değil. Bugüne lazımdır. Aha, bugüne lazımdır. Giyecek hiçbir şeyimiz kalmadı vallahi. Tamam. Hemen atayım makineye o zaman. Ne makinesi kız? Çamaşır. Yok demeyin sakın. Vallahi dedik bile canım. Yok. Ne yapak? Peki nasıl yıkayacağım bunları? Elinde. Elimde mi? Hoş geldin Barut. Eyvallah. İnşallah hayırlı bir iş için çağırmışsındır. Bugün burada bu meseleyi çözeceğiz Baran. Çözek. Benlik bir durum yok. İşi yokuşa süren bacın. Onunla da konuştum. En doğrusu bu işi bir sonuca bağlamak. Ne demek bu? Anlaşmayı bozuyoruz yani, bu mu? Bak Baran, seni buraya barış yapmak için, size yardım etmek için çağırdım. Geçmişte yaşanan geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız artık. Ben de onu diyorum işte. Ben her şeye hazırım. Sen yeter ki Şirin'i ikna et. Sen anlamadın galiba. Şirin'le de konuştum ben. Onun sende gönlü olmasa bu konuşmayı yapar mıyım hiç? Ne? Gönlü mü varmış? Evet. Kendi ağzıyla söyledi. Nasıl? Bana öyle demiyor ama. Bana tam tersini diyor. Bırak da kızın bir çekingenliği, mahcubiyeti olsun. Direkt kendini senin kollarına atacak değil ya. Yeme sandım. Kollarına mı atlayacaktı? Ben mi dedim sana aşık ol diye be? Bu iş olmayacak. Şimdiden aklının bir köşesine yaz. Alacağım seni. Başka yolu yok. Çok beklersin. Gel de al bakalım alabiliyor musun? Görürük. Bak hele lan. Naza çekiyormuş demek kendine. Neyse ne Baran. Ben size elimden gelen desteği vereceğim. Yalnız eğer ki benim güvenimi boşa çıkaracak olursan, bizi kararımızda pişman edecek olursan, hele ki kız kardeşimi üzecek olursan o zaman çok farklı konuşuruz, haberin olsun. Sen ne diyorsun ya? Var ya, onu kraliçeler gibi yaşatacağım. Beni seviyormuş ha. Lan bir dediğini iki etmeyeceğim be. Dünyayı ayağının altına sereceğim. İnşallah öyle olur. Ben kardeşimin kararına saygı duydum. Sizin için kollarımı sıvadım. Gerisi sana kalmış artık. Ne zaman gelecek istemeye? Yarın gelin. Ben evdekilere haber veririm. Tamam. Hazar. Allah razı olsun. Bu yaptığın kardeşliği de unutmayacağım. Lan şuna bak ya. Resmen anlaştılar. Kibar olmaz. Bela, daha hızlı çitile. Çitile, 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 çitile. Şöyle. Aman, bundan karı neyin olmaz ha. Ha benim şimdi Dilan'ım olacaktı. Hepsini yumuş da asmıştı bile. Ha. Ana ya, bıktım senin şu oğluna. Üstüme aynen döktü, aynen. Ulan canım be, şimdi... Aferinler. İyi etmişsin. Ne? Ne ne? Geç çekti. Haydi çıkart üstünü. Bela yengen yıkayacak kazanı. Kız Bela, hazır elindeymişken bizim çamaşırlar da yıka bari. Değil mi Nazgül? He vallahi doğru dedin. Afet. De haydi. Banyodaki çamaşırları da getir kızım Ceylan. Ana sen onu dün makineye atmadın mı? Ne? Makine mi? He, makine ama benim tamamen bana ait, şahsıma, hususi, tamamen özel. He, benim de var. Hem de kurutmalı ve tam otomatik. Benim de şahsıma ait. Benim niye yok? Ne yapalım canım? Hocana söyleyeydim de aldıraydın. Haydi sallanma. Hadi çitile, 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 haydi. Bela, daha hızlı, daha, daha, daha. Ah, 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 ah
Yeter artık Şirin. Başım döndü. Otur biraz. Nasıl oturayım ya? Ya abim nerede kaldı? Ya Baran'la konuştuysa? Ya beni vereceklerse? Salak kafam ya. Nasıl sevindim ben halledeceğim deyince. Ne yapacağım ben? Merak etme. Bulacağız bir yolunu. Dünden beri aynı şeyi söylüyorsun. Bulduğun yol sayesinde abim beni Baran'a aşık zannediyor. Ya siz işleri çok zorlaştırıyorsunuz. Anlamıyorum ki alt tarafa beni gideceksin. Baran'a değil, Ferhat'ı seviyorum diyeceksin. Şş, sus yenge, bir duyan olacak şimdi. Burası ne Madrid'e ne İstanbul'a benzer. Burada öyle her şey açık seçik konuşulmaz. O zaman böyle dört duvar içinde donup durursun. Kim o? Sen kimsin? Ferhat, senin işin var burada. Derdimden ne yapacağımı biliyor muyum ben? Ferhat merak etme. Neyi merak etme? Abim bugün Baran'la el sıkıştı. Verecekler seni. Ne? Kim o? Belengen anasıyla babası geldi, bekliyorlar. Annemle babam mı? Tamam, tamam, geliyor. Hazar abim geldi Şirin abla, o da seni çağırıyor. Bak gördün mü? Veriyorlar seni. Bir sus sen de yani, bir sus. Buraya taşınıyormuşsunuz. Nasıl alışacaksınız? Siz şehre alışıksınız. Ben kendi standartlarımı her yerde sağlarım. Siz hiç merak etmeyin. Standart önemli tabii. Vallahi benim dünürüm çok sevindim ya. Artık hayat bize güzel. Tabii tabii, siz hiç havaslanmayın Kalender Bey. Biz buradan böyle çok uzakta bir yerde ev tutacağız. Olsun Kamil Bey abicim. Biz bol bol görüşürüz. Size Adana'mızın en güzel yerlerini, mekanlarını gezdiririz. Tabii canım, ne güzel olur. Biz buraya dağıtmaya gelmedik. Öyle bir kere olur değil mi Kamil? Evet canım, öyle şeyler bir kere olur. Anne, baba. Ya ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye döndünüz? Valla biz artık burada yaşamaya karar verdik. Nasıl yani? Burada mı? Yok, yani ben burada dediysem yani bu evde değil kesinlikle. Biz bu eve yakınlarda bir yerde ev tutmaya karar verdik. Vallahi sen bizden ayrı kalmaya için razı oldu ama bizim olmadı. Ben buradan giderken babana dedim ki içim kanalayarak hayır, hayır, hayır. Ben kızımı bırakamam, ondan ayrı yaşayamam dedim. Baban da sağ olsun kırmadı beni. O da dedi ki tamam, biz buraya gelmeye karar verdik. Ya evet kızım, aynen annenin dediği gibi oldu. Ana yüreği tabii dayanamadı. Gerçekten çok sevindik babacığım. Anneciğim, memleketimize hoş geldiniz. Ne anneciğim, anneciğim, ne anneciğim? Kamille Hanım da yeter. Anne. Ne? Madem öyle, güzel haberleri çiftleyelim. Benim de size bir müjdem var. Yarın duranlar Şirin'i istemeye geliyorlar. Oy! Al. Bir şey demeyeceğiz son. Allah tamamını erdirsin, ne diyeyim? Mutluluktandır, mutluluktan. Vallahi ister mutluluktan, ister mutsuzluktan. Ben sözümü vermişim. Bu iş olacak. Bu sefer sözümüz bozulmayacak Hazar. Ya benim oğlum söz verdi mi başkalarınkine hiç benzemez. Tamamsa tamamdır. Sen ne diyorsun şimdi? Sen benim uşağıma laf mı sokuşturuyorsun? Yok, ben lafımı ediyorum. Ortaya koyuyorum. İsteyen alsın. Ben şu kıza bir bakayım. He, bak. Kızım. Güzel kızım.
Sen bu oğlanı gerçekten istemiyor musun anne? İstemiyorum anne. Belki zamanla istersin. Ha? Hem ne demişler? Evlilikte keramet vardır. Hani Baran'da keramet mi arıyorsun? İstemiyorum ya. Hem abim sevdiğiyle evlendi. Ben niye evlenemiyorum? Sevdiğin biri varsa söyle, seni onunla evlendirelim ha kuzum. Öyle söyle. Anne, Baran'ı istememem için illa birini mi seviyor olmam gerek? İstemiyorum. Bak ne güzel değilsin ha. Gönlün boşsa madem, hele bırak Baran'la da olsun. Hem bak abimler de uygun görmüş. Demek abimler uygun görmüş ha. Sen beni muhtebere gelin mi etmek istiyorsun? Sen beni bunun için mi bu yaşa getirdin? Muhtebereye mi olayım diye mi anne? Doğru değilsin. Ben körpecik gül gibi kızımı o karının eline bırakır mıyım hiç? Bırakmam. Sen anana güven kızım. Ben bu işi bozarım. Boz annem, boz. Canım annem benim, bozma. Dur hele. Sakın yardan ayrılma. Möhteber, ne söyleyeceksen söyle, yatmaya gideceğim. Ağam, en iyisi içeriye gel de orada söyleyeyim. Ne diyeceksen burada de. Bak bu sefer de bu işi bozarsan benim yıllar önce sağladığım barış ilelebet bozulur. Haberin olsun. Ne bozulması ya? Nereden çıktı? Görmüyor musun? Herkes halından memnun. O süslü Asiye var ya, o süslü Asiye. Bu işi bozmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Sakın sözünden dönme. Mühteber. Her şey kontrolüm altında. Tamam mı? Tamam. De hadi. Gözünü seveyim, iki dakika dur da konuşalım ne olursun. Asiye, bırak beni, yatmaya gideceğim. Ağam, sadece iki dakika. Asiye. Ağam, gözünün yağını yiyeyim. Ne olursun kızımı onlara verme. Hayda, bu nereden çıktı ya? Kız istemiyor. Zorla mı vereceksin? Senin kızın da ne istediğini bilmiyor. Yok yok, son kararı istemedi yönün dedir ağam. Son karar ne demek ya? Yarışma programı mı bu? Ben adamları evime çağırmışım. Vermemek olmaz, vereceğim. Ağam, olur, olur. Sen istedikten sonra her şey olur. Ya Asiye, böyle bir şey yaparsak sittin sene barışı sağlayamayız. Ya ben düşmanlıktan bıktım artık Asiye. Ağam, gözünün yağını yiyeyim kızımı, verme. Ağam, de hadi yatak buz gibi mi oldu? Vay benim dünürlerim. Nereye bakalım böyle kaçar gibi? Ya olur mu öyle kaçar gibi canım? Ya bahsettim ya sana, ev tutmaya gidiyoruz. Ne evi benim canım ya, koskoca konak. Seçin bir tane oda, hazırlatayım sizin için. Yok abi, çok teşekkürler. Biz kendi evimizi tutalım. Yani yerimiz, yurdumuz belli olsun. Ya senin çok paran var herhalde. 1000 tane oda var burada ya, ne yapacaksınız evi? Tabii tabii, her odada ayrı bir deli çıkıyor. Affedersiniz Kamilyan Hanım, ne dediniz pek duyamadım da. Sağ olun dedim, çok sağ olun. Biz hallederiz işimizi, haydi. Madem siz benim evimde kalmayacaksınız, o zaman sizin evinizi kendi ellerimle yapacağım. Cemil Balto! Gerek yok, biz bir şimdi amlakçıya gidip halledeceğiz. Ha, daha iyi ya işte. Beraber gideceğiz ki evi kime kiraladıklarını bilsinler. Kalender ağa bak, vallahi hiç gerek yok. Senin zaten bugün bir sürü işin var, sen onlarla ilgilen ya. İş senin pepeğin olsun, benim dünürüm. De hadi. De hadi de, de. Cemil! Baba. Efendim canım? Baba. Söyle benim kızım. İbrik baba.
Neredeyse unutuyordun. Şaşkın mısın sen? Bu saate namaz mı kalırmış hiç? Ben sabah namazımı kıldım Allah kabul ederse. Kıldın mı? Peki abdest? Kızım, abdest almadan namaz mı kılınırmış hiç? Sen de ananı babanı görünce bir tuhaflaştın. Kamil bunlar nasıl konuşuyor? Ben ne diyor hiç anlamıyor. Yeni gelin ya, her sabah ezanından önce bu ibrikle bana sıcak su getiriyor ki abdestimi alayım. Ay ben olağa çıkaracağım. Haydi biz gidelim, gidelim. Peki ibrik? Hala ibrik diyor. Mühteber, hadi sen şu hazırlıkları başlatıver. Ben hemen geliyorum. Yeni gelin, sen şimdi mutfağa git. Söyle hamur hazırlasınlar. Sen de o etleri şöyle güzelce ne bir yoğur. Tamam, arkasından da odunları getir soba için. Koş. Ne yapıyorsun sen? Önce mutfağa gideceğim. Hamurları hazırlamalarını söyleyeceğim. Sonra etleri... Ya ben onu demiyorum. Akşam gelecekler için ne yapacaksın onu diyorum. Ya diyorum işte. Önce hamurları söyleyeceğim. Ya sen beni deli mi edeceksin? Ben bu işi bozuyorum. Sen onları ağırlamanın derdindesin. Ay evet ya. Ya bu yeni gelinlik bende hastalık gibi oldu. Ya kendimi durduramıyorum. Ama sen merak etme. Hepinizi yeteceğim ben. Hepinizi. Mükellef bir sofra kurulacak. De haydi kızım, de haydi. Zikkim yiye sucalar. Asiye, akraba olacağız kız. İyi geçin benimle. Sen o kadar erken sevinme Mühteber Hanım. Gün doğmadan neler doğar. Ya sen bu inadı bir bıraksana. Şu gerçeği bir kabul et. Senin kızın bugüne bugün benim gelinim olacak. Şükret ki kabul ettim. Haydi kızlar, haydi! De haydi, salamlayın. Ne ya? Yarın olmaz bugün, yarım olmaz bütün. Benim ol bu gece. Yazı görse gözüm, kışı unutmaz üzüm. Bitmez bu gece. Ötesi mi var yalnızı yalnız? Seninle aldattı, kıskandı. Hadi geç. Nasılsın Azar?
İyiyim Dilan, sağ ol. Hoş geldin koçum. Sağ ol ablam. İyi akşamlar. Hadi akşamlar. Geç. Dur. Gitme Hazar. Hayatım ne oldu? Konuşmamız lazım. Daha doğrusu konuşmanız lazım. Kiminle? Şirin'le. Şirin. Canım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Kaderim. O ne demekmiş öyle? Yukarıda ölüm fermanım yazılıyor. Hepiniz birden imzalayacaksınız. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Allah Allah. Ne diyorsun sen Şirin? Bir gelinlik yerine kefenli çıkarım bu evden daha iyi. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu bir tanem? Sevmenin ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin değil mi? Sevmediğin biriyle evlenmenin ateşlerde yanmaktan beter olduğunu da bilirsin. Ama sen Baran'ı... Sevmiyorum abi. Ben Baran'ı sevmiyorum. Ama konuştuk biz seninle. Sen seviyorum dedin bir tane. Evet. Seviyorum demiştim. Ben Ferhat'ımı buldum demiştim. Kimmiş senin Ferhat'ın? Ferhat. Hangi Ferhat? Bizim çoban Ferhat mı? O senin için çoban Ferhat. Ama benim için gönlü güzel, yüreği güzel, beyaz atlı Ferhat. Şirin, kızım sen ne dediğinin farkında mısın? Ferhat kim, sen kimsin? Olacak iş mi hiç? Niye olmasın abi? Sen Bella yengemi severken düşündün mü hiç ha? Ben kim, Bella kim dedin mi? İnsan sevince önünü ardını düşünmeden seviyor. Bunu en iyi sen biliyorsun abi. Biliyorum, biliyorum da... Allah aşkına o adama vermeyin beni abi. Gözünü seveyim, bu işe engel olun. Şirin yapamam. İkinci kez bu insanları yüzüstü bırakamayız. Sırf bir söz verdiniz diye. Benim hayatımı mı karartacaksınız? Şirin, bir tanem yapamam diyorum. Hem yapsam bile bu saatten sonra kimse beni dinlemez. Sen istersen her şeyi yaparsın. Ne olur abi, bana kıyma, bize kıyma, aşkımıza kıyma. Azat, nasılsın, iyi misin? Çok şükür Kalender Ağa, iyiyiz. Siz nasılsınız? Bugünümüze çok şükür, Allah razı olsun. Sen nasılsın Sıdık Hanım, iyi misin? İyiyiz çok şükür, iyiyiz. Sizi gördük, daha da iyi olduk. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bugünümüze çok şükür. Allah razı olsun. Şiştim vallahi, içim şişti. İyi işte, herkes çok iyi. Abla. He? Gelin hanım da pek nasıl? Hani daha yüzünü göremedik? Ya oğlum, azıcık sabırlı ol. Ya evlendikten sonra Allah'ın her günü göreceksin. Hadi bir isteği verin hadi. Asat dayı. Hadi. Başlardık sen de şu işe. Kalender Ağa. Ben. Sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Şirin'i oğlumuz Baran'a istiyoruz. Azat. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle biz de kızımız Şirin'i oğlunuz Baran'a... Vermiyoruz. O ne demek ki? Veriyoruz tabii. Vermiyoruz dedim. Veriyoruz dedim. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya. Sana ne olayım Mühteber? Kız benim değil mi? Vermiyoruz dedim. Vermiyoruz. Vermiyoruz işte. Ya Asiye, asıl sana ne oluyor? Sen bir dur. Asiye! Burada başçavuşun beygiri mi var?
Yok ağam, estağfurullah. Ne diyor bunlar Kalender ağa? Veriyorsunuz mu, vermiyorsunuz mu? Vermiyoruz. Ne? Duydunuz işte abi, vermiyoruz. Bizde size verilecek kız yok Baran ağa. Bir kuşum var uçar durur havada. Yavruları yalnız kalmış yuvada. Atlı sular ağlaşıyor ovada. Ölmeyince sakın yardan ayrılma. Atlı sular ağlaşıyor ovada. Ölmeyince sakın yardan ayrılma. Ölmeyince sakın yardan ayrılma.